Hünkar beğendiğinin malzemeleri gelsin. Tahminimce Ramazan aylarında misafir geldiğinde ya da restoranlara gittiğinizde en çok tercih edilen yemeklerden bir tanesidir hünkar beğendi. Malumunuz restoranlarda fiyatlar çok yükseldi. Aynı kalitede, restoran kalitesinde birebir orijinal hünkar beğendi nasıl yapılır? Önce malzemelere geçmek istiyorum. 1 kilo kadar kuzu kuşbaşına ihtiyacınız var. Lütfen bütün yağlarını temizletmeyiniz. Yağları çok önemli. Aynı zamanda 2 baş doğranmış kuru soğan, sarımsak ve biber salçası. Arzu edenler domates, biberi karıştırabilir. Beğendiği için bostan patlıcanı, un, biraz tereyağı, kaşar peyniri ama orijinalinde eski kaşar tercih edilir, bilginiz olsun. O sebeple biz eski kaşar kullanacağız. Biraz da muskat kullanıyoruz. Burada kocaman bir püf noktası var. Hünkar beğendinin etinde biber olmaz, domates olmaz. Salça ve etler hakiki et suyuyla pişer. En önemli nokta budur. Yani nasılsa et pişiriyoruz deyip içine su koymayın, et suyu tercih edin. Bununla ilgili bütün püf noktalarını zaten size daha önce de vermiştim. İşe neyle başlayacağız? İlk olarak patlıcanları közleyelim. Köz yapmaya uygun bir tava olur, közmatik olur. Ocağın ızgaralarını alıp ateşi olur. Hepsi uygundur. Fırında közleme yaparken biraz içeri doğru koflaşıyor. O sebeple mutlaka mümkünse ocakta közleyin. Bir tane çatal alıyorum. Patlamaması için delikleri açtım. Tavama koydum. Üç tane patlıcana ihtiyacınız var. Çok büyük olduğu için bunu iki saydım. Bir de bir burada var. Etti üç. Beğendiye geçmeden önce bunların közlenmesi lazım. Şimdi geldik etlerimize. Ramazan ayındayız. Birazcık vakit kazanmamız lazım. O sebeple düdüklü tencerede yapacağım. Altını açıyorum. Birazcık ısınsın. Patlıcanlarınızı da közlerken ara ara çevirmeyi ihmal etmeyin. Tencerem ısınırken hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne yapıyorduk programın tüm ihtiyaçlarını? Afet bölgesi satıcılarından temin ediyorduk. Siz de afet bölgesi satıcısıysanız şayet Instagram gulşahsen.com.tr'den bana dükkan bilgilerinizi gönderirseniz hiçbir ücret almadan dükkanınızı seve seve paylaşırız. Üzerinden biraz zaman geçmiş olabilir, hiç sorun değil. Biz unutmadık yaşadığımız felaketi, unutmayacağız da. O sebeple gücümüz yettiğince tam destek vereceğiz Allah'ın izniyle. Özellikle de bu mübarek Ramazan ayı bence paylaşmak için en güzel zamanlardan bir tanesi diye düşünüyorum. O sebeple tekrar hatırlatıyorum. Instagram gulşahsen.com.tr'de afet bölgesi satıcılarını bekliyorum. Dükkanlarınızın ismini bana iletmeniz yeterli. Hiçbir ücret almıyoruz. Aynı zamanda stüdyoda kullandığımız zaman ya da video çekiminde mutlaka videoların altına yazıyoruz. Salçamız buradan, tereyağımız, zeytinyağımız buradan diye. Ve tabii ki her pazar günü programdan hemen önce tedarik sağladığımız afet bölgesi satıcılarını Instagram gulşahsen.com.tr'den hikaye kısmından linkleriyle beraber paylaşıyorum. Yani Instagram'ın hikayesine giriyorsunuz. Tıklıyorsunuz, orada hemen dükkan çıkıyor. Ne yapıyorduk? Evimizin, iş yerimizin, dükkanımızın eksiklerine şöyle bir bakıyoruz. Tercihlerin hepsini o bölgeden yapıyoruz. Bu arada tencerem ısındı. Etler için püf noktamız neydi? Yüksek ateşte suyunu bırakıp geri çekene kadar etlerimizi ilk olarak hiçbir şey ilave etmeden soteliyoruz. Şu sesi duymanız gerekiyor.
Ocağın altını kısmayın lütfen. Çelik tencereye et yapışır diye de korkmayın. Doğru ısıya ulaştığında kendi kendine ayrılacak. Bakın doğru ısıya geldiği anda etler hemen tabandan açıldı. Şimdi ilerleyebilmem için etlerin suyunu bırakıp geri çekmesi gerekiyor. Etlerim güzelce cozurdamaya başladı. Rengi de değişti. Artık ocağın altını kısabilirim. Bu aşamada 2 tane kuru soğanımı ilave ediyorum. Bol kuru soğanlı olması lazım. Üzerine hemen 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Şöyle iyice bir karıştıralım. Tuzu ekledikten sonra da mutlaka 2-3 diş sarımsak eklemeniz gerekiyor. Hemen şöyle ezicinin içine alıyorum. Bakalım patlıcanlar ne durumda? Gayet güzel yumuşamaya başladılar. Soğanların da rengini değiştirmesine izin verin. Şimdi dolu dolu bir yemek kaşığı biber salçası. Tarifte yarım yarım yazıyor. Yani domates, biber karıştırabilirsiniz. Ama bence kesinlikle biberle daha güzel oluyor. Tekrar söylemek istiyorum. Hünkar beğendinin eti yahni gibi olur. İçinde domates, biber olmaz, olmamalı. Tabii ki seviyorsanız ekleyebilirsiniz ama ne dedik? Orijinal tarif yapıyoruz. İşte orijinal tarifte olmuyor. Salçadan sonra da şöyle bir çay kaşığı, seviyorsanız iki de olur. Kırmızı toz biber ilave ediyorum. Bunlar da Hatay'dan gelen ürünlerimizden. İyice kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Salçanın kokusu çıktığı anda ben ısıttım. Ne demiştik? Eti et suyuyla pişireceğiz. Üzerini geçecek kadar et suyu ilave ediyorum. Bu lezzetine lezzet katacak. Şöyle bir karıştırın. Etler için 2 çay kaşığı tuz ilave etmiştik. Ramazan'da tadına bakamazsınız. Yaklaşık 1 litrede et suyu koydum. 1 çay kaşığı da onun için ilave ediyorum. Tuzlunun çaresi yok ama tuzsuzun var. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Kademe 2'ye aldım. Düdüklü tencerenize göre performans değişiklik gösterir. 20 dakika ile 40 dakika arası bu burada pişecek. Ben o arada beğendiyi de hazırlayacağım. Patlıcanlar yumuşacık oldu zaten. Biraz da arkada vardı, onları da ekleyeceğim. Yine beğendi de bir püf noktası geliyor. Geldik patlıcanlara. Ben biraz fazla yapacağım. O sebeple 4 tane var. Şimdi ilk olarak çekirdeklerini alacağız. Bıçağın tersiyle çok rahat ayırabilirsiniz. Dört patlıcanı da bu şekilde hazırlıyorum. Patlıcanların çekirdeklerini aldım. Bu arada düdüklüm kız sesini verdi. Yani ekler biz pişmeye başladık dedi. Patlıcanları şöyle gelişi güzel dilimliyorum. Hiçbir şekilde Hünkar beğendinin patlıcanı blend edilmez. Yani blenderdan geçirilmez. İnce ince bıçakla kıyılır. Böldükten sonra başlıyorum bıçakla kıymaya. Patlıcanları çevire çevire incecik kıydım. Şimdi sıra geldi beğendiği hazırlamaya. Ocağın altını açmıştım, tavam ısındı. Hemen şuradan tereyağı alıyorum. Bakın biraz fazla, dolu dolu 2 yemek kaşığı aslında. İyice eritiyorum. Hani bu tarifi denerseniz çok ama çok mutlu olacaksınız. Yağ yanmasın diye de 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim.
çok gözde büyütülen ancak doğru detaylar, doğru teknikle rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bir tarif. Tereyağı eridiği anda içine 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ocağın altını da kıstım. Bu arada size Instagram'da Ramazan'a özel çok güzel videolar hazırladık. Programla eş zamanlı gidiyor. Hepsine Instagram gulsersen.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Programda uyguladığımız bütün tariflerde program biter bitmez YouTube Mutfak'ta Gülşah Var adresinde. Tabii ki hep ne söylüyoruz, unutmadık, unutmayacağız. Tüm stüdyoların ihtiyaçlarını afet bölgesi satıcılarından temin etmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Siz de afet bölgesi satıcısıysanız ve reklama ihtiyacınız varsa adresimiz aynı. gulsersen.com.tr'den bana ulaşabilirsiniz. Dükkan bilgilerinizi iletmeniz yeterli. Hiçbir ücret talep etmeden paylaşımınızı yapıyoruz. Her pazar günü programla eş zamanlı olarak Instagram hikaye bölümünden linklerinizle beraber veriyoruz. Mübarek Ramazan ayındayız. Bence paylaşmanın en güzel olduğu aylardan bir tanesi. Unu kokusu çıkana kadar 1-2-3 dakika kavurmam gerekiyor. Unun kavrulduğu anda patlıcanları doğradığım bıçak yardımıyla içine gönderiyorum. Gözünüze fazla gelen yağ şimdi ne kadar da azmış aslında dedirtecek size. Çünkü patlıcan oranıyla yağ oranı doğru orantılıdır. İyice karıştırıyorum. Bütün patlıcan yağı ve unu içine alsın. Bakın patlıcan bütün yağı içine aldı bile. Yani ilk başta fazla görünen yağımız aslında bir tık az bile. Hemen tuzunu ilave ediyorum. 2 çay kaşığı. Ve 1 çay kaşığı da karabiber. Kademeli ekleyin karabiberi, rengi çok siyah olmasın. Sıra geldi sütüne. Ne kadar süt ekleyeceğiz? Her 3 orta boy patlıcan için 1 su bardağı süt her zaman kontrollü eklenir. Şimdi bu bir Ramazan yemeği. Yani biz bunu daha oruç bize dokunmamışken hazırlayacağız ve iftarda ısıtacağız. O sebeple 1. Sütünü biraz fazla tutacağız. 2. Mutlaka 1 çay bardağı süt de ısıtmak için ayıracağız. Çünkü peynir de olduğu için katılaşacak ve yoğunlaşacak. Ekleyeceğiniz sütle beraber ideal kıvama tekrar gelecek. Şayet yemeğinizi iftar için gündüzden hazırlıyorsanız. Patlıcanlar ideal kıvama geldi. Şöyle size göstermek istiyorum detaylı. Peyniri eklemeden önce kıvamının bu olması gerekiyor. Mis gibi de kokuyor. Şimdi peynirini ekleyeceğim. 1 su bardağı peynire ihtiyacım var. Eski kaşar olur, normal kaşar olur. Ne seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Peynir eriyene kadar karıştırıyorum. Kıvam, lezzet ve malzeme olarak şöyle gösterelim. Birebir orijinal restoran usulü Winter beğendinin beğendisi hazır. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Bu kıvam anında servis için geçerlidir. İftarı bekleyecekseniz mutlaka biraz süt ayırın. Isıtırken bu kıvamı yakalayana kadar süt ekleyip karıştırabilirsiniz. Beğendi hazır. Etler de olmak üzere. O zaman ne dersiniz? Sırada Hünkar beğendi. Isıtırken ne demiştim? Biraz süt ekleyeceğiz. Bakın kıvam katılaştı. Hemen çok az süt ilave ediyorum. Bu detaylara da özellikle değiniyorum ki herkes mükemmel sonuç alsın. Ve muskat. Ben muskatı son anda ekliyorum ki acımasın diye. Şöyle eser miktarda da muskat ilave ettim.
İyice karıştırıyorum. Artık servis yapabilirim. Şöyle yakınıma aldım. Alta beğendiden ekliyorum. Pırada lokum gibi etim var. Şöyle size etin rengini ve kıvamını göstermek istiyorum. Bir nevi yahni hazırladık. Üzerine ilave ediyorum. Arzu ederseniz serviste ince kıyılmış maydanoz da kullanabilirsiniz. Ama ben sanıyorum şu an eklemeyeceğim. Duman üstünde çok lezzetli, hünkar, beğendim. Şimdi güllaca geçmek istiyorum.